Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 20 Nisan'a kadar burcunuzda ilerliyor. Bu ay doğan tüm koç burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Nisan ayına yeni ayla başlıyoruz. 1 Nisan'da 11 derece koç burcunda yeni ay doğacak. Yeni olasılıklar gündemde. Bu yeni ay sizin yeni ayınız. Özellikle doğum günü 27 Mart 5 Nisan arası olan Güneş koç burçlarımız için çok önemli bir yeni ay. Yükselen koçlarımız için de yükselen burçları 11 derece ve yakınlarında olanlar için bu yeni ay çok güçlü etkiler getirebilir. Yeni ayla birlikte yeni hedefler belirleyebilirsiniz kendinize. Daha girişken, cesur olabileceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz bir dönem başlıyor. Gezegeniniz Mars 15'ine kadar Kova burcunda olacak. Bu sizin sosyal hayattaki hareketlerinizi, özellikle arkadaş ilişkilerinizi, grup çalışmalarınızı, iş ve projelerinizi, geleceğe dair hedeflerinizi ortaya çıkarırken daha idealist davranabilirsiniz. Daha geleceğe odaklı olabilirsiniz bu dönem içerisinde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle 11 derece ve yakınlarında Güneş burcu, yükselen burcu, kişisel gezegenleri olanlar bu yeni ay döngüsünden çok daha önemli, güçlü etkiler alabilirler. Ayın 16'sına kadar yeni ay enerjileri devrede olacak. 5 Nisan'a geldiğimizde gezegeniniz Mars Satürn'e Kova burcunda kavuşuyor. Mars Satürn kavuşumu güçlü bir açıdır. Kral'ın Nahsein denilen sert bir gezegen kombinasyonudur. Ve bu sizin 11. evinizde meydana gelecek. Toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda da tabii ki güçlü etkiler getirebilir. Sorumlulukların öne çıktığı, biraz daha mücadele etmemiz gereken koşulları işaret ediyor. Üzerinde çalıştığımız önemli bir proje olabilir ve burada belki daha fazla inisiyatif almanız gerekebilir. Sizi engelleyen, bazı kısıtlayan konular olabilir. Hani bunları aşmak için çabalayabilirsiniz. Özellikle sorumluluklar daha çok toplumsal konularda, kolektif alanlarda olabilir. Hani bir dernek çalışması gibi bir organizasyon içerisinde görev almak gibi veya politik alanlarda, daha toplumsal alanlardaki faaliyetler olabilir. Bunun yanı sıra işle ilgili projelerde sorumluluklarınız artabilir. Üstlerle ilişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor. Otorite figürleriyle olan ilişkilere bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Etkiler özellikle ay sonuna kadar, ayın 15'ine kadar devam, ay ortalarına kadar devam edebilir. Gezegeniniz Mars'ın 15'ine kadar Kova burcunda olması enerjinizi biraz daha sosyal alanlara ve toplumsal alanlara daha fazla odaklayacağınızı gösteriyor. Bu dönemde kalabalıklar içerisinde, grup çalışmaları içerisinde aktif olabilirsiniz. Spor ve fiziksel aktiviteler açısından da aslında önemli bir dönem. Spora başlayabilirsiniz. Yine bazı organizasyonlarda önemli görevler alabilirsiniz. Liderlik yeteneklerinizi de gösterebileceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Koç yeni ayıyla beraber Mars'ın da 15 Nisan'a kadar Kova burcunda ilerliyor olması gruplar içerisindeki liderlik ve yöneticilik yeteneklerinizi de daha iyi ifade etmenizi sağlayabilir. 12 Nisan'a geldiğimizde yine çok önemli bir gezegen kombinasyonu var. Jüpiter ve Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bu iki gezegen 13 yılda bir burçta kavuşur ama Balık burcundaki kavuşumu en son 1856 yılında meydana gelmişti. O yüzden aslında çok kolektife etkileyen güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Jüpiter ve Neptün Balık burcunun iki yöneticisi. Çok güçlü oldukları Balık'ta kavuşarak aslında çok ilahi, çok böyle manevi yanı güçlü, ilham verici bir enerji ortaya çıkaracak. Sizin de 12. evinizde meydana geliyor ve ay ortasından itibaren Mars'ın da Balık burcuna geçecek olması ayın ikinci yarısında yaşamdaki manevi arayışların biraz daha öne çıkacağını işaret edebilir. Ruhsal konularla ilgilenebilirsiniz. Yardımlaşma çalışmaları olabilir, faaliyetler olabilir. Hayatın biraz daha böyle ilham içerikli spiritüel konuları, sanatsal çalışmaları, buralarda daha bir öne çıkacak etkiler var. Yalnız kalma eğilimi, biraz içe dönüşler olabilir. Bir tefekküre ihtiyaç duyabilirsiniz ve bunun için fırsatlar da söz konusu. Uzaklarda olmanız, yurt dışı ile bağlantılı konuların olması, belki
biraz da hani çalıştığınız ortamlardan, yaşadığınız mekanlardan uzaklaşıp bir inziva süreci, bir tatil sürecine girmeniz de mümkün. Bunun da bir şifa, özellikle manevi anlamda bir dinginlik, bir huzur vermesi, sizi şifalaması mümkün görünüyor sevgili koçlar. Ve 16 Nisan'a geldiğimizde Terazi Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 26 derece terazi dolunayı 7. evinizde meydana geliyor. Sizin için yine çok önemli, güçlü bir dolunay enerjisi bu. İlişkilerinizi dönüştüren, ilişkilerle ilgili, hayatınızdaki önemli ilişkilerle ilgili kararlar verebileceğiniz bir süreç, önemli farkındalıklar da olabilir. Plüton'un güçlü bir etkisi var. Dolayısıyla her şey daha derinden, daha dönüştürücü. Süre gelen ilişkilerinizdeki sorunları fark etmeniz, buralarda belki çözüm yollarına gitmeniz mümkün. Ayrılıklar olabilir tabii ki. Kariyerinizi de etkileyebilecek bazı ilişki dinamikleriniz olabilir. Evlilikler, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar. Buralardaki ilişki dinamiklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Ve bu dolunay bazı ilişkilerinizi güçlendirebilir. Geleceğe dair daha somut adımlar atabilirsiniz. Evlilik kararları, ortaklık kararları olabilir. Eşiniz ve partnerinizle ilgili konularda dolunay enerjileriyle daha fazla gündemde olabilir ve belki ayın özellikle ikinci yarısını bu dolunay enerjileri şekillendirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa, son dekanda doğmuş bir koç olabilirsiniz. Yükselen burcunuz yine 20 ve 30 derece aralarında olabilir. O zaman bu dolunay sizi daha güçlü etkileyecektir ve ilişkilerinizle de ilgili önemli olabilir, dönüştürücü olabilir, farkındalıklar kazanabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında dolunay devrede olacak. Ay sonuna kadar da bunun etkilerini hissedeceğiz. Artık Venüs'ün Mars'ın Balık burcunda ilerlemesi, Venüs'ün Jüpiter'e ve Neptün'e doğru ilerlemesi, ayın son 10 günlük döneminde manevi etkileri arttırıyor, duygusal enerjileri arttırıyor. Biraz daha yaşamda sizi ruhsal olarak tatmin edecek konulara, faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerde de romantizm öne çıkıyor ama biraz daha gizli planda olan konular var. Hani başkalarına göstermek istemediğiniz, daha kendi özelinizde yaşadığınız ilişkiler olabilir. Platonik ilişkiler olabilir bunlar. Veya tamamen hayal gücünüz, hani iç dünyanıza size ilham veren bazı etkileşimler söz konusu olabilir. 30 Nisan'da Boğa burcunda yeni ayla beraber bir güneş tutulması var. Bu ayın artık son enerjisi ama uzun vadeli bir enerji. Çünkü yılın ikinci yarısını, yıl sonuna kadar olan 6 aylık dönemi şekillendirecek. Bu güneş tutulmasıyla ilgili detaylı bir videoyu yine Astrofoni Demet Bağatıcı kanalımda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.